Alternatif bir partimiz yok. Alternatif yani gelecek başka bir hükümet de yok. Yani, değil mi? Kime oy vereceğiz? Bana ver. Gelecek arkadaşa vereceğiz. Bana ver. He? Bak. Denemem bulamıyorsan senin hatan. Onlarca parti var bilmediğin. Onlarca parti ve bir sürü de insan var. Eğer bir adam bulamıyorsan senin hatan. Örnek verebilir misin mesela kardeşim? En basitinden Mansur Yavaş diye birisi var şu anda daha yeni. Evet. Z kuşağının en çok istediği kişi. Adam çalışıyor ya. Evet Ankaralıyım. Ankara Bağlalıyım. Adam çok güzel çalışıyor. Biz Ankara'dayız yani. Ankara'da yaşamıyorum ama çok güzel takip ediyorum internetten. Çok güzel çalışıyor. Gençlerimiz de mi? Yok. Bak, artı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da müthiş çalışıyor. Oraya geç. Orada takılırsın. İstanbul'a git. Otobüse takılırsın. Ya bak şimdi bak. Yapma ya. Bak. Anlayamam. Benim dükkanlar çalıyorum. İşte İkrem abi muhabbet İstanbul'da. Ben gidiyorum. Olay başka bir şey. Bir dakika. Edilir misin? Ben size teşekkür ederim. Senle konuşmak istiyorum. Ben size teşekkür ederim. Şimdi Z kuşağı olarak sen nasıl görüyorsun? Bak söyleyenlere duyuyorsun. Abi genel olarak adalet, sağlık, eğitim, ekonomik açıdan gelişmemiş bir ülkenin, duraksamış ve gerilemeye göre giden bir ülkenin Afganların gelmesi kesinlikle doğru değil. Daha kendi halkına yardım edemeyen bir ülkenin yeni bir halka da yardım etmeye çalışması mümkün değil. Daha yeni Somali'ye 30 milyon dolar gönderildi. Yani benim cebimde para yok. Sabahleyin çıktım arkadaşımla. Cebimde 20 lira vardı. Bir tane yemek yiyebildim, bir tane de su aldım. Başka hiçbir şey alamadım. Bir de yol param. Başka hiçbir şey... Ya abi nasıl yeter ya? Abi nasıl yeter ya? Ben gezemediğim sürece bak alışveriş merkezine gidiyorum. Kıyafet alacağım, alamıyorum. Bir dakika. Bir hafta sonra okullar açılıyor. Benim okul kıyafetlerim var. 300 lira tuttu. Benim aileme sadece bir asgari ücret giriyor. Annem tercüman, Kemerli Klinik'te çalışıyor. Haftanın 6 günü çalışıyor, haftada bir gün geliyor. 20 lira topluyorum, 10 lirayla karnımı doyuruyorum. Sana yetmiyor. Kardeşim o zaman genç olarak, genç nesil olarak. Barak sorduğu giderden tabi yetmez. Ne yapabiliriz? 20 yıl aynı hükümeti seçtiniz. Değiştirmek lazım. Denemek lazım. Abi diyorum Mansur Yavaş, benim isteğim Mansur Yavaş. Mansur Yavaş gelsin ilk seçimde %50'nin üstünde oy almazsa benim adım Atakan değil. %50'nin üstünde oy alır Mansur Yavaş. Mansur Yavaş çıkacak mı? Çıkar mı? Çıkartmıyor. Çıkarmayacaklar gibi geliyor ama çıkarmaları lazım. Başka kim çıkacak? Buradaki soru ne biliyor musunuz? Yani bir 40 sene bir 40 sene bir 40 sene ya da 50 ya şu an mesela benim yaşım 45. 50-55 yaşındaki adamlar çok iyi bilir. Mesela Süleyman Demirel, Erbakan, Ecevit, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, işte Kılıçdaroğlu, işte Recep Tayyip Erdoğan. Gelinen nokta bu. Hani sen diyorsun ya biraz önce şöyle diyorsun. Peki sana şunu söyleyeyim. Bu coğrafyada hepimiz yaşıyoruz değil mi? Hepimizin ortak kaygısı nedir? Ekonomi bu vatanımızı korumaktır değil mi? Birbirimize destek olmak. Ya sevmesek de sevsek de biz birbirimizden Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Edirne'ye başka gidecek bir yerimiz yok. Biz kaçmayız. Kaçamayız yani bu kadar basit. Bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Bakın 20 yıldır şu Antalya bir tane fabrika kurulup da bir 300 kişi 5 kişinin çalıştığı yer bu gördünüz mü? Görmediniz. Hiçbir yerde yok. Danimarkalı, Hollandalı ya da dünyanın her yerindeki insan Türkiye'ye çöküyor. Maden alabilmek için yüzlerce ağacı kesiyor. Buradaki madeni alıyor, götürüyor ülkesine. Trilyonlar kazanıyor. Yine doğru mu? Efendim? Yine bize satıyor. Mermer buradan Isparta'dan, Kütahya'dan, Afyon'dan çıkıyor. Her gün gidiyor, bize çalışıyor. Bakın ne sorun biliyor musun? Bak ben size söyleyeyim. Bir tane bakan ya da bir bakın bu CHP'li MHP'li kim olursa olsun bir milletvekili çıkıyor diyor biliyor mu? Asgari ücretin 2800 lira olduğu yerde bu maaş bize haram diyebiliyor mu ya? Yazık diyebiliyor mu? Diyemiyor. Neden? Bunların ortak menfaati var. Yalnız şu anda bir şey var. Buradaki halkı birbirine düşürdüler. Neden? Biz artı eksi gibi olduk. Ben senin görüşüne de saygı duymalıyım. Sen bana da söylemedin. Ama ortak kaygımız nedir? Ekonomi, ekmek davası. Tamam mı? Ekmek. Şu anda Z kuşağına diyor ki bunlar diyor kafası karışık. Z kuşağına bakın. Bu eski zihniyet, bu Kemal Kılıçdaroğlu'su bilmem hepsi inip kendi partilerini, kendi düşüncelerini okumuş insanların bu öne. Ben şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na bak. Kemal Kılıçdaroğlu. Bak. Bak Kemal. Bak şu an Recep Tayyip oradan ikiye bölüyor Türkiye'yi. Türkiye ikiye bölüyor. Bak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Ben Millet İttifakı'ndan kardeşim. Ben milletlenem. Ha Recep Tayyip Erdoğan'a bak. Recep Tayyip Erdoğan'a ben niye oy atmıyorum? Peki ben atmadığım için niye pişman değilim? Hak,
adalet, hukuksuzluk var mı? Haddinden fazla var. İnşallah yarın FETÖ'den tutuklanır. Sıkıntı yok baba, sıkıntı yok. Bak FETÖ diye bir şey yok zaten. Bak. Bak bak. FETÖ diye bir şey yok. FETÖ diye bir şey yok. FETÖ'yle kendileri kol kolalardı. Menfaatleri karşılaşmayınca ayrıldılar. Bak. Hiç sıkıntı yok baba. Hiç sıkıntı yok. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ne korku kardeşim bak. Bizim tek korkacağımız şey Allah korkusu. Bakın. Bizim en büyük korkumuz Allah korkusu. FETÖ'cü niye yok hocam? Bak Allah korkusu. FETÖ'cü niye yok? Gözünü seveyim. Onlarla işbirliği yaptı doğru. Ya. Doğru yaptılar hatayı. Ha? Hatasını anlayabildi işte bak, ama. İşte bak bu hatayı bak. Anlayabilmek i̇şte de erdemliktir. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Bu vatanı hainlik yapanları görebilmek de erdemliktir. Bak hayır bak sana şunu söyleyeyim. Her şeyde bak ben sana söyleyeyim bak. Deprem oldu bak. Senin olduğu yerde bak senin olduğu yerde ya da Manavgat yangınında sen geleceksin sadece yangınla alakalı şey yapacaksın. Çay dağıtmayacaksın. Anladın mı? Ya da FETÖ'den bahsetmeyeceksin. O anda Alkan insan acısı başka. Bak FETÖ'yle hepimiz mücadele edelim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Fethullah Gülen'i getirsin buraya. Antalya şu meydana koysun. Halk cezasını verir ya. Ben iki dakika sürmez bu şerefsiz öldürmek ya. Bu kadar basit. Cezası hakkını verecek biz lazım abi. FETÖ'nün yeni bir farkına vardı bu adamın. İşte önceden neredeydi? Hayır öyle diyor bak. Önceden neredeydi? Ya bakın bak sana söyleyeyim. Olay Kemal Kılıçdaroğlu veya Taşeroğlu değil bakın. Türkiye'deki bütün televizyonları açın. Bak bütün televizyon açın. Şu anda hiçbir yalaka gazeteci, yalaka gazeteci ya da hiçbir televizyon, özellikle devletin televizyonu bu Türkiye'nin gerçeklerini söylemiyor. İşte kardeşim burada buyurun. Adam üniversite okuyor ya da çocuklar üniversite okuyor. Aileleri milyonlarca para harcıyor. Bak şimdi üniversite açılıyor. Şurada bir daire 300 lirayken 1 milyara çıkıyor. Bunun babası Sabancı'nın veliahtı mı? Ya da bir şeysi mi? Herkes cebinden kısıyor, kısıyor, yemiyor, içmiyor. Çoluğunu çocuğunu okumak için. Peki ne oluyor? İşsiz, güçsüz, açsız. Neden? Yok. Birçok şey eleştirdiniz siz başladığımızdan beri ama bir de haline çok memnun olan vatandaşlar var. Ben rastlıyorum. Az önce de burada var, rastladık. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi halinden memnun olan, tam memnun olabilir. Karşıdakini de görecek. Bakın ben sana şunu söyleyeyim. Şeyden, Güneydoğu ve Doğu'dan Türkiye'ye kadar araştırın. Çiftçiliği şu anda ne? Bitmiş. Niye? Çiftçi şu anda 7-8 milyona mazot alıyor. Peki gemisi olan kaç para alıyor? 1 liraya. Adalet mi bu? Peki bir milletvekili 6-7 tane, 12 tane maaş alıyor. Adalet mi? Değil. Hani kalkınma ve şey. Gemi karayollarında yürüyor mu? Peki onu şey. Bak onu savunmuyorum. Ben sana hayır. Gemi peki, için yol yapıyorlar mı? Hayır ben sana şunu söyleyeyim. Gemiye 1 lira veriyorsun da senin buğdayın, ekmeğin için olan ekilen yere niye sen vermiyorsun? Avrupa'da da budur. Yani ya bak deniz, yani bizi Avrupa'yla kıyaslama. Deniz yolunda gemiyi yürütüyorlar mı? Türkiye'yi Avrupa'yla kıyaslama. Ya hocam sana dünyadan kıyaslama. Örnek bak, gemi ya, para yolunda yürüyor mu? Ya kıyaslama bak. Ya bak yanlış yapıyorsun. Abi, sen yanlış yapıyorsun. Sen abi. O zaman bak 1 lira tamam 1 liraya ver bu Antalya'da 1 liraya ver bu seradaki ekillerin içinden 1 liraya mazot ver bakalım. Sen şeyi hocam, niye vermiyorsun? Dersin ki yani, ben de isterim. Tamam. Ama eleştiri yaparken şöyle geniş bakalım. Ama bak ben sana şunu söyleyeyim. Hazreti Ali ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Eyvallah. Tamam mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün AK Partili'ye de MHP'liye de bir şey olsa biz kardeşiz. Biz önce kardeşiz bunu unutmayalım. Benimle senin aranda görüş farkı var. Bak görüş farkı var. Ben sana saygı duymalıyım, sevgi duymalıyım. Burada bir şey olduğu zaman ben sana hemen yanına gelir seni savunurum. O görüş ayrı bir şey. Siyasi ayrı bir şey. Sıkıntı biz kardeşiz. Ha. Biz ama ben sana şunu söyleyeyim. Bak yani ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda mesela diyelim ki Hazine Bakanlığı kötü yönetiliyor mu? Yönetiliyor. Getir kardeşim X bir adamı getir ya. Bak X bir adamı getir. Belki o daha düzelce yapacak. Bakanı değiştirmek şu anda bir seçenek mi abi? Olarak biz Amerika'dan da getirdik zamanında. Rahmetli Ecevit getirdi. Yani başla. Neleri geçirdik tamam, hocam? Tamam bak geç. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Tamam geçmişte. AK Parti dönemine kadar hiçbir şey yapılmadı Türkiye'de. Hocam, olur mu? Ya hiçbir şey yapılmadı. Peki ya bunlar ne yaptı? Bunu söyle. Ya bunu ne yaptı? Bana söyle. Bunu söyle. Hocam göremiyorsan ben sana gösteremem. Ya, göreceğim? Ya hocam ben Avrupa'dan gelip gördüm. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ya bak ben sana bir şey. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Bak çalışıyorum. Benim gibi binlerce kişi çalışıyor. Devlet mi suçlu? Hayır bir dakika. Ben çalışıyorum. Ya bir dakika ben sana söyleyeyim. Ama bir bakan. Bakan çıkıp da niye demiyor ya? Bana 4 tane maaşı niye hak veriyorsun niye demiyor? Ya yapma Allah aşkına ya. Yapma Allah aşkına. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ya ben sana yapma Allah aşkına ya. Sağ olasın. Ya sen. Var mı eklemek istediğiniz şey abi? Ben oraya ver. İsimle. Abi. İsimle. Gafur. Gafur abi. Var mı eklemek istediğiniz şey? Ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Abi lütfen. Bakın biz milletçe. Bak milletçe biz tek milletiz. Bakın şu anda bir Afganlı yüzünden, bir Suriyeli yüzünden hepimiz ne yapıyoruz? Bir araya geliyoruz.
Bizim sıkıntımız bu değil. Bizim sıkıntımız başka bir sıkıntı. Bak başka bir sıkıntı. Artık CHP'li olur, AK Parti olur, MHP olur. Bu öyle bir şey değil. Hepimiz kardeşiz biz. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Biz Afganlar gibi kaçmayız. Ha şeriat. Onların şeriatı. Bak ben sana söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Sen hiç duydun mu? Bir tane cemaat lideri, hani o sakal bırakıp sargı sarıyorlar ya. SMA hastalığı çocukları ben ameliyat ettireceğim diyebiliyor mu? Bir Antalya ben bedava hastane yapacağım. Fakir fukarayı ben ameliyat ücretsiz tedavi ettireceğim diyebiliyor mu? Diyemez. Peki bir tane cemaat lideri görüyor musun sen? Bu kadar haksızlık, huzursuzluk karşısında isyan ettiğini gördün mü? Bu nasıl Müslümanlık ya? Biz nasıl Müslümanlık? Oğlum Taliban'ın şeriatı kendini bağlar. Türkiye, bak Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkedir. Dünyada tek örnektir. Başkası yok. Biz CHP'li dostlar, MHP'li dostlar tartışırız ama kardeşiz. Birbirimize saygı göstermek lazım. Ben yine diyorum bak televizyonlarda açın TRT'yi. Bir gün işsizlik yok, bir gün yoksuzluk yok, bir gün fakir fukaranın, çiftçinin şeyi yok. Neden yayınlayamıyor? Yayınlayamıyor işte. Bak Recep Tayyip Erdoğan da bunun farkında. Bak bunun da farkında. O kabinede bunu yanlış yönetenler de farkında. Şimdi 2023 yılı yaklaşıyor. Hocam, hocam. Bak, ben sana söyleyeyim. Yaparım, bir laf söyleyeyim. Sandıkla hakkını verin. Böyle birbirimize bak, kafayı karıştırmayın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, 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 bak. Fırlata gibi bunlar. Bak, bunlar fırlata gibi. Bunlar bilgisayardan daha zeki. Bak, kafam, bunlar fırlata. Bir şey daha diyebilir miyim? Başka ülkelerde bir şeriat aramıyor. Şeriatın şeysi bile yok. Hiçbir şey yok. Varsa burada var. Bu kardeşlerimiz de var. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bitirelim. Bak en güzel, bak en güzel, bak Türk dünyada en güzel coğrafya bizim ülkemizde. Eyvallah. Havası, suyu, toprağı, her şey. Ha, işte bu dedin. Biz elhamdülillah Müslümanım diyorsak Müslüman gibi yaşamalıyız. Hem Müslümanız hem Türk'üz hocam. Müslüman gibi yaşamalıyız ama. Müslüman gibi yaşamalıyız. Anladın mı? İçiyoruz sabahları. Şimdi bak, içene hocam içene söyle. Bak ben sana. Bak bak bir dakika bir şey söyleyeyim bak bir dakika. Bak bir dakika hocam. Bak. Cennet mekanı olsun. Bunun yerine burada ne olmalı biliyor musun? Kime? TRT olmalı. Bu adama diyecek ya adam. Gel kardeşim al şu TRT mikrofonunu. İn halkın içine. İn halkın içine. Halkın nabzını tut bana diyecek. Bu adama diyecek. Yıllardır bu adam sokaklarda nabız tutuyorsa onlara korkmayacaksın ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Recep Tayyip oradan gelsin. Bak ben sana söyleyeyim. Çıksın bu halkın içine. Korumaları falan boş versin. Gerçekten söylüyorum. Kravatını çıkarsın, tişörtünü. Bak bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hem vallahi hem billahi ben sana söyleyeyim bak. Oyun arttırmasa şerefsin bak. Çok sağ ol. Bak oyun arttırmasa şerefsin. Gafur işin rast gelsin. Abi çok teşekkür ederim.